Altın fiyatları ve döviz kurları haftanın ilk iş gününe hızlı bir yükselişle başladı. Ancak Kayseri'de kuyumculuk yapan Mehmet Altıncan ülkedeki altın fiyatlarının henüz gerçek karşılığını bulmadığını söyledi. Altının iç piyasadaki, yani Türkiye'deki karşılığı olan yükselme trendinde 800 ila 900 bandını bahsetmiştim geçenki konuşmamızda. O bandı şu anda yaşıyoruz ama bunu dünya globalizmindeki karşılığı değil, yani global dediğimiz onsla karşılık değerlendirilen altının gerçek değerlendirmesi yarın Amerika'nın FED kararıyla piyasaya sürülecek. Biz iç dinamiklerdeki karşılaştığımız Merkez Bankası faiz indirimi ve politik gelişmelerden dolayı dolardaki yükselişten karşılaştığımız bir fiyat bu altın fiyatı. Aslında ons dediğimiz rakamlara gelmedi. Benim ons'taki iddiam, eğer FED onsu faiz indirimini değiştiriyorum, faiz indirimi stabil tutarsa, faiz artırma gitmezse onsun yukarı çıkacağı 1950 ile 2050 dolar arasına geleceği tahminim var. O da bizim iç piyasadaki göreceğimiz TL'ye karşılığı 1050 ile 1150 TL arasında olacağını tahmin ediyorum. Ben her zaman şunu demiştim, 10, 11, 12. aylarda altın gerçek değerleriyle karşılaşacak ve altın her zaman trendini koruyacak, yükselecek demiştim. Onu da malum haliyle yaşıyoruz. Bunun karşılığı dünyada altının güvenilir bir liman olması hasebiyle altın yükselme trendine girdi ve devam ediyor. Dediğim gibi coin paralar, yani elektronik paralar, elden tutulamadığı, fiziki hakimiyeti sağlayamadığınız şeylerde yatırımlarınızı çok bulundurmayın. Sonu hüsran olur. En güvenilir liman olan, elinizde tuttuğunuz, gözünüzle gördüğünüz, yanınızda taşıyabildiğiniz, sahip olduğunuz değer olan altın üzerinde yoğunlaşmanızı yatırımcılara tavsiye ederim. Altın her zaman kazandırır. Altının 2022 yılındaki trendini de göreceksiniz. Çünkü dünyada materyallere olan ilgi ve talepten dolayı altının da bu pazardaki paydasının, pay oranının çok yüksek olduğundan dolayı altının yükseleceği kanaatindeyim. Hepinize hayırlı, sağlıklı ömürler talep ediyorum, istiyorum. İyi günler diliyorum.